Çerkeş'in yetiştirdiği şair, yazar Fatih Buhara Benzek'le beraberiz. Uzun süredir Fatih Benzek abimizin kitabı çıkmak üzereydi. Kitabı da çıktı. Şu anda satışa da sunuldu. Çerkeş'te oldukça bir yoğun bir talep oldu, yoğun bir ilgi oldu. Özellikle takipçileri de çok sayıda talep etti. Abi öncelikle hayırlı olsun, kitabınızın birinci baskısı çıktı. Ne durumda? Seyircilerimize neler söyleyeceksin abi? Teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Evet, yaklaşık 2 yıldır bir çalışma sürecindeydim. Kolay da bir iş değil tabii ki. Yani kitap şiire, konuşmaya, söyleşiye benzemiyor. Çok uğraştık, emek verdik. Yani hayatımızın içinde olan hikayelerden, bazen başımıza gelen şeylerden, onlardan bahsettik. Anekdotlar oldu. Hatırasını da yaşatmak, doğaya vesile olmak ümidiyle Veli Işık kardeşimden bahsettik. Yani kitabın ana muhtevasında insanların çoğu bir kalp krizi geçirene kadar kalbinin ne olduğunu hatırlamıyor diyerek başladık. Bir kalbiniz vardır onu hatırlayın diyerek. Derken 30 küsür tane başlık altında farklı farklı konulara, yani 1400 yıllık medeniyetin 2023 insanına karşılığını konuşmaya çalıştık. Ki böyle de bir ihtiyaç da hasıl oldu. Zaten bu da benim bir heyecanımdı, böyle hayalimdi. Şimdi şiir derken, konferanslar derken, programlar derken takipçilerimiz tarafından, sevenlerimiz tarafından da bir kitap beklentisi vardı. Sürekli soruyorlardı. Bu ihtiyaç hasıl olmuştu. Ben de güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Ben Çerkeşli hemşehrilerime, kardeşlerime, abilerime teşekkür ediyorum. Yani duyan, sosyal medyada, Facebook'ta gören davet ettiler. İşte biz de destek olabiliriz, kitap alalım, okuyalım, okutalım, hediye edelim diye böyle bir sloganımız oldu yani. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Duyarsız kalmadılar. Herkes kendince bir şeyler yapmaya çalıştı. Bunun miktarı hiç önemli değil. Yani mühim olan, yani daha önce var mı bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum. Varsa da uyarabilirler. Hani Çerkeş'ten böyle bir meşgalesi olan, hani şiire, televizyona, konferanslara, bir de kitabımız çıktı. Yani bu ben değil, başka bir arkadaşım da bunu yapsa hakikaten insan destek olmalı kardeş yani. Destek çıkmayı, koruyup kollamayı severler. Bu kitapların da ben bu hafta içinde Şer geçtiği biteceğini düşünüyorum. İnşallah kardeş. Ben de o kanaatliyim. Hemşehrilerimize de inancımız tam. Daha yeni yeni duyuyorlar sanırım. Duyanlar da zaten ilgi alakalarını yüksek tutuyorlar. İnşallah tez zamanda şey yaparsa, tükenirse, bu da bizi heyecanlandırır yani kardeşim. Peki Ve şimdi tüm bir Türkiye'de yayılmaya başlar. Diğer yayın evlerinin de dikkatini çeker. Çankırı, Çerkeş, Fatih Buhara Benzek bizi de yaktı isimli bir kitap varmış deyip de artık ekranlarda daha rahatlıkla yer bulabiliriz kendimize, yani yayın evlerinde ekstra. biz Çerkeş'in medyası olarak Çerkeş'i tanıtmaya çalışıyoruz yıllardır ama tabii bunlar da Çerkeş'in tanıtılmasına çok büyük bir katkı sağlıyor. Bu arada şimdi kitabımız çıktı. Kitabımızı bizi izleyen vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz kitaplarımızı nereden alacaklar? Yani evet, şu an kardeş, hani şu an tüm Türkiye'nin elinde kitabımız var. Hani sosyal medyada da iyiyiz. Instagram'dan takipçilerimiz falan gayet duyarlılar. Türkiye'nin dört tarafından sipariş veriyorlar. Şimdi bizi buradan Çerkeş'ten izleyip de İstanbul'dadır, Ankara'dadır, farklı ildedir. Onlar kitap yurdundan İnternet üzerinden. internet üzerinden alabilirler. Çerkeş'te yaşayan kardeşler, arkadaşlar Karakuş Kırtasiye'den kitapları temin edebilirler. Burada yeteri kadar kitabımız var. Peki bu kitap alanlar imzalatmak isterse nasıl ulaşacaklar size? İlerleyen süreçte Çergeç'te bir program olabilir mi bununla ilgili? Kardeş, olabilir. Memnuniyetle tabii. Yani evet, mesela bu ay sonu İstanbul'da imza günüm var. Yani Türkiye'nin en büyük kitap fuarında yer alacağız. Ve çok ciddi yazarlar var. Yani Cumhurbaşkanımızın sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanımız, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yusuf Kaplan gibi çok sağlam kalemlerle aynı yayın evinde yazar olduk yani. Olur yani kardeş, yani benim memleketim bugüne kadar hep böyle oldu kardeş. Beni nerede görmek istedilerse ben hep orada olmaya çalıştım. Kabiliyetimce, elimin kolumun yettiği kadar hemşehrilerim hep yanında olmaya çalıştım. Bundan sonra da tabii ki memnuniyetle, yani bu kitapla, bir imza günüyle, bir söyleşiyle tüm sevenlerimize, hemşehrilerimize buluşma imkanı olabilir. Memnuniyetle de geliriz yani kardeş. Yani Çerkeşlerin Ankara'daki kapısı olan Fatih Buhara benzeyen, yani bu kitabının bu hafta bitmesi artık ikinci baskının da yavaş yavaş hazırlanması için elimizden geleni biz yapacağız.
Sizler de Çerkeşliler olarak elinizden gelen desteği esirgemezseniz bizler de mutlu oluruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun.